Lan. Sür. Hadi sür üstüme. Ne yapıyorsun be sen? Çekilsene önümden. Hasan, o senin kardeşin oğlum, yapma. Murat'ı kurtarmak senin elinde Hasan. Sana çekil önümden dedim. Çekilmeyeceğim. Ulan. Hadi sür. Korkma, sür üstüme. Ez geç beni. Çekil dedim. Cezayı Murat'a kesemezsin. Ceza keseceksen bana keseceksin. Ben vazgeçtim senden, ben. Oğlunu ben aldım elinden. Hadi al canımı, kurtul benden. Ben de kurtulayım artık bu eziyetten, bu işkenceden. Doydum. Canıma doydum artık, hadi. Kurtar beni bu işkenceden. Ez beni. Ez geç. Benim günahımın bedelini sen ödedin. Ama Murat'a ödetmeyeceksin. Hadi ez geç beni. Bak oynama kadın benimle, çekil. Korkmuyorum, sür. Ya benimle gelirsin Murat'ı kurtarmaya. Ya da ananı ezer geçersin burada. Çekil dedim sana. Özgeç beni. Oğlumu kurtar. Murat'ımı kurtar. Beni kurtar. Tahsin, ne oldu, bir sorun mu var? Ya kusura bakma beyim, böyle ayağıma çağırmış gibi oldu ama içeride söyleyemezdim, yalnız olalım istedim. Sıkıntı yok, hayırdır? Beyim şimdi böyle de söylenmez ama yokluk insana bunu da yaptırıyor işte. Tahsin, bana her şeyi anlatabileceğini biliyorsun. Eğer yardım edebileceğim bir şey varsa elimden geleni yaparım. Var beyim, var. Bizim bir memleketli var, iyi adamdır. Eşini birkaç yıl önce kaybetti. Bir yaşlı anası, bir de hasta kızı var. Bu çok sıkıştı beyim. E hastalık dediğinde para. Elde yok, avuçta yok. Eğer sen uygun görürsen Murat Bey'in suçunu üstlenmek istiyor. Sen bunu bana söylememiş olacaksın. Beyim, sen istemesen de adam başkasının suçunu üstlenecek. Adamın başka çaresi yok. Kızı için mecbur. O Murat Bey'i hapisten kurtaracak. Sen de kızın. Sen yine de bir düşün beyim. Yani ben yanlış anlamıyorsam sen bana masum bir insanı parayla satın al diyorsun, öyle mi? Ben bunun neyini düşüneyim Tahsin? Ha? İnsan evladı bunu nasıl düşünür? Adamı çağır gelsin. Kızının masrafları neyse ben karşılayacağım. Bunun dışında Murat'ın suçunu üstlenmesine gerek yok. Özür dilerim beyim. O tamam deyince ben İkinize de yardım olur diye. Nasıl yardım edeceğimi söyledim. Konu kapandı. Bak, Murat için hepimiz elimizden geleni yapıyoruz. Ama gerekirse girip cezasını çekecek. Tartışmak istemiyorum seninle daha fazla. Hayır anne, beni dinleyeceksin. Benden ne istediğini algılayacaksın, anlıyor musun? Biz bir adamın acizliğinden mi yararlanacağız? Ya ben Hasan'a kızıyorum kardeşim, onun yüzünden hapishanede yatacak diye. Bir başkasına daha fazlasını mı yapacağız? Bunu mu istiyorsun benden? Ne yapalım peki Ali Kemal? Hadi sen söyle. Hadi bir çözüm yolu öner. Ne yapalım? Çare yok. Oğlum Hasan'la gittin, sen konuştun. Murat'ı çıkartmayacak Hasan. Bir yolunu bulacağız. Yok Ali Kemal, yok. Bir yolu yok. Keşke olsa. Hem sen kardeşine söz vermedin mi? Seni buradan çıkaracağım demedin mi? Hayalleri yıkılacak oğlumun. Umutları kırılacak. Anne, yalvarırım sus artık. Oğlum 20 sene bu. Bak bir değil, iki değil, üç değil, tam 20 sene. Bir düşün. Kardeşini 20 sene o hapiste düşün. Kardeşini yaşatmazlar orada oğlum. Bizim gözün içine bakmaya kıyamadığımız çocuğa kıyarlar, anlasana. Yeter anne, sus. Ben böyle bir şey yapamam. Duyuyor musun beni? Ben böyle bir şey yapamam. Ben yaparım o zaman. Sen yapamıyorsan ben yaparım. Ben oğlum için gerekirse mezar kazmış kadınım. Bunu da yaparım. O adam nasıl o küçücük evladı için bu parayı kabul edebiliyorsa ben de kabul ederim. Anneyim ben. Gerekirse vicdanımı da susturmasını bilirim.
Ya sen yapacaksın ya da ben. Öyle mi? Çünkü senin yanında kimsenin iyi olma şansı yok değil mi? Hiç kimsenin. Ali Kemal. Ne oluyor? Sesiniz yukarıya kadar geliyor. Allah razı olsun. Esa. Esa. Kızım. Hastaymış, geçmiş olsun. Sayenizde iyileşecek, geçecek abi. Abi. Siz üzülmeyin. Ben istedim. Azıcık olsun yanmıyor canım. Bunu bilin yani. Kızım, annem iyi olsun da hapis cennet gelir bana. Yüreğiniz ferah olsun. Tahsin abiyle konuştum. Ben yaptım diyeceğim. Murat Bey gördü. Tehdit ettim. Gittim gömdüm adamı. Fotoğraflarda Murat Bey'in gördüğü anda. Bu kadar kolay. Onu yapmak zorunda değilsin. Neye ihtiyacın varsa ben yine de karşılarım. Borç istemiyorum. Eğer hayır dersen başkası çıkar. Ona tamam derim. Benim durumum bu. Acıma da üzülme de abi. Günah benim boynuma. Sen yeter ki onlara iyi bak. Bakışım. Hiç merak etme, kendi ailem gibi bakacağım onlara. Yarın sabah gelir seni alırım. Beraber gideriz. Tamam abi. Allah razı olsun. Sen iyi bir şey yapıyorsun abi. Allah bunu biliyor. Görüşürüz.